Kıymetli kardeşlerim, günümüzde Müslüman Türk gençliğinin üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Osmanlı'nın torunlarını köklerinden koparmak istiyorlar. Ne yazık ki bunu da az da olsa başardılar. Bizler Osmanlı torunlarıyız. Bizler Müslümanız. Bizim ceddimiz çocuklarını eğitirken her şeyden önce ahlakı öğretirlerdi. İlimi, İslam'ı, irfanı öğretirlerdi. Oysa günümüzde gençlerimiz Batı emperyalizminin kölesi olmuş, Batı otur diyor oturuyor, kalk diyor kalkıyor. Oysa biz böyle bir millet değildik. Ne oldu bize? Bir Müslüman anne ve babanın evladı, Batı'nın kölesi olmuş adeta. Batı neyi giy derse onu giyiyor. Batı neyi ye derse onu yiyor. Bu Müslümanlığa yakışmaz sevgili kardeşlerim. Biz Osmanlı'yı örnek almalıyız. Biz Osmanlı'dan da önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, sahabi efendilerimizi örnek almalıyız. Biz İslam'ı gençlerimize, çocuklarımıza tam anlamıyla doğru ve dürüst bir şekilde anlatmamız lazım gelir. Bizler çocuklarımıza İslam'ı anlatmazsak, batılı zihniyetler kendi kültürlerini eğitim adı altında çocuklarımıza empoze ederler. Yaşamış olduğum bir hadise ki içimi dağladı ve çok üzüldüm. Duyduğunuz zaman sizler de gerçekten inanamayacaksınız, böyle bir şey olamaz diyeceksiniz. Hazreti Ali Efendimiz'den, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den bahsediyoruz bir toplumda. Ve bir bayan kardeşimiz aradan çıktı geldi, Hazreti Ali Peygamber Efendimiz değil miydi dedi. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz değil miydi dedi. Yani İslami her konuda bahsedilen her ismi peygamber zanneden bir nesil yetişiyor kıymetli kardeşlerim. Peygamberliğin ne demek olduğunu bilmeyen nesil peygamberimizi nasıl savunabilir kıymetli kardeşlerim? Bir dua okunuyor, duanın içinde Sübhaneke kelimesi cümlesi geçiyor ve gelip soruyor. Burada biz Sübhaneke'yi mi okuyacağız diyor. Oysa o kelime, o cümlenin tamamının içinde bulunan bir cüzdür. İşte böyle bir nesil İslam'a nasıl sahip çıkacak kıymetli kardeşlerim? İslam, İslamiyet denildiği zaman içlerinden biz Arapların kültürlerini mi alacağız kendimize diyorlar. Arapların kültürü zannediyorlar İslamiyet'i. Oysa Batı'nın kültürlerini pekala alırken kendi hayatlarına sesleri çıkmıyor. Burada İslam ne Arap'ın, ne Türk'ün, ne şunun, ne bunun. İslam Müslüman'ındır kıymetli kardeşlerim. Amerika'da bir zenci de Müslüman'dır. İslam onundur, o İslam'ı savunacaktır. Bir Arap kardeşimiz de aynı şekilde Müslüman'dır. Müslümansa İslam'ı savunacaktır. Ve biz de Türkler olarak da eğer Müslümansak Müslümanlığı savunmakla mükellefiz. Çünkü bütün müminler kardeştirler kıymetli kardeşlerim. Burada ülkeler, milletler, ırkları ayırmak yerine gençlerimize bütün Müslümanların tek bir millet, tek bir kardeşlik çerçevesi altında, şemsiyesi altında birleşeceğini gençlerimize anlatmak zorundayız kıymetli kardeşlerim. Oysa gençler İslamiyet'i Arap'ın zannediyor. Oysa gençler İslamiyet'i kültür zannediyor. Böyle olmaz kıymetli kardeşlerim. Böyle olmaz. İslam'dan ne kadar uzak olduğumuzu şöyle anlatmak istiyorum. Yine bir gün yerde bu bisküvilerin kendinizin de dikkatini çekmiştir, üzerinde Arapça yazılar yazar. Adam almış onu bana geliyor, bu muska mı diye. İşte biz İslam'dan, işte biz kültürden bu kadar uzağız.
Ama orada şöyle bir detay da var. Onu getirirken elinde dikkatli bir şekilde tutuyor. Çünkü bu Kur'ansa ben buna saygılı olmak zorundayım diyor gençlerimiz. Böyle gençlerimiz de var aynı zamanda. İçinde böyle iman sevgisi olan bu gençlerimize Batı emperyalizmini aşılayanları Allahu Teala'ya havale ediyorum. Rabbim bizleri İslam'ın ışığında yürüyenlerden eylesin. Eğer İslam ışığından kaybolursak diğer ışıklar belli bir süreden sonra söner ve biz de kayboluruz. Bakın İslam'ın ışığından yürüyen ceddimize. Fatih Sultan Mehmet Han 20 yaşında İstanbul'u fethederken bunu sadece bilek gücüyle mi yaptı zannediyorsunuz? İman gücüyle, İslam'a sahip çıktığı için yaptı. İlahi kelimetullahı kendisine dava ettiği için yaptı. İşte İslam'ı bilen, İslam'ı yaşayan o fatihler, o Mehmetler İstanbul'u fetheder. İslam'ı yaşamayan gençler de İstanbul'u beğenmeyip, ülkemizi beğenmeyip Avrupa'ya gider. Rabbim bizleri korusun. Rabbim Müslüman'ı korusun. Amin ve selam.